Murat Yetkin, Yetkin Report. Bay Kemal'in yalnızlığa itilmiş hali ve Erdoğan'ın depreşen aşkı. Mevzu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak'ta Yalova'da söyledikleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa itip CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi dedi. Bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi demlemek oldu gerçekten ince hesaplanmış bir propaganda cümlesi olduğunu kabul etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde aldığı maaşları en çok hak eden kişiler arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bulunduğunu da Erdoğan zaten etkili bir hatip. Bugün ak dediğine yarın kara deyip yine de geniş kitleleri hep inandırmak her siyasetçinin nasip olmayan bir meziyeti. O nedenle gelin bu müthiş propagandada cümlesine Erdoğan'ın düne kadar söylemediği bırakmadığı CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na depreşen aşkına ve yalnızlığa itildiği iddiasına yakından bakalım. Demlenir bunlar anladınız siz onu. İlk olarak halkların demokrasi ve eşitlik partisinin yasaklana yasaklana rumuz kalmayıp dem parti kısaltması almasına demlenme benzetmesi yapılması tam mahalle kahvehanelerinden tutup yayılacak bir buluş. Burada kastedilen elbette çay demlenmesi değil argoda alkollü içki muhabbeti anlamında kullanılan demlenme. Muhafazakar sağcı seçmende bunlar içicilikte birleşir algısı oluşturma amaçlı. Dem Partililer de velev ki çaresizlikten nasıl olsa demokrasi anlaşılır naifliğinden dolayı ayrıca kutlamak lazım. Bay Kemal'den Özgür Efendi'ye. Yalnız daha geleceğiz ama önce lakap takma kısmı var. Bay Kemal'den Özgür Efendi'ye yani. Erdoğan Bay Kemal lakabını kullanırken Cumhuriyet'in tek parti dönemine gönderme yapıyordu artık herkesin birbirine beyefendi, beyefendi, hoca, paşa, şeyh değil, yasayla bay ya da bayan diye hitap etmesi istenen dönem. Tutmamıştı o yasa. Ben 2000'lerde kıdemli bir meslektaşımızın bana yahu Murat Allah aşkına paşa de şunlara alınıyorlar dediğimi bilirim. Generaller kendilerine isimleriyle aynı isimden gidelim Kemal Bey dememe içerliyorlardı. Yunanca'dan aldığımız efendi sözcüğü ise daha önce şehzadeler, eğitimli kişiler, din uleması için kullanılan bir sıfatken zaman içinde çoğunlukla ikinci derece kullanılan bir unvana dönmüştür. Örneğin CHP'nin 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Erdoğan'a Recep Efendi diye hitap edince apartman görevlileri alınmış, CHP'de bir daha konuyu açmamıştı. Zaten Erdoğan'ın Yalova'da hemşehrileri İnce'nin Bay Kemal tarafından gel bakalım Muharrem diye büyük senerek Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesini de hatırlattı. Erdoğan şimdi CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e Özgür Efendi lakabını takıyor. O bizim efendiliğimizdendir. Kılıçdaroğlu günah keçisi ve yalnızlığa itilme konusuna hemen şu yanıtı verdi. Bak RT Erdoğan benim yalnızlığım beşli çetelerle mücadelede keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki aziz milleti ne hale getirdiğini gör Kılıçdaroğlu Erdoğan'a cevabında sadece beşli çetelerle mücadele konusunda yalnız kaldığını vurgulayarak aslında CHP içi bir tartışma ve bu konuda eleştirdiği bilinen CHP İl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapıyordu Özelse Erdoğan'ın kendisine efendi lakabı takması sorulunca, Vallahi efendi demek kötü bir şey değil dedim. Düşünüp düşünüp bana söyleyebilecek söz olarak efendi lakabını bulduysa bu bizim efendiliğimizdendir. Ama o bir şey söyleyecekse emeklilere bir şey söylesin. Önce şu 10 bin lirayı asgari ücret seviyesine çıkarsın, ondan sonra kendisine cevap vereceğim. Yalnızlığa itilme mi? Erdoğan'ın CHP'de özgür efendiyi başa getirenlerin bir yandan bölücü partiyi demlerken diğer yandan Bay Kemal'i yalnızlığa ittiği sözlerinin gazete manşetlerinde olduğu 20 Ocak günü Kılıçdaroğlu'nu aradım. Randevularını günler sonrasına vermeye devam ediyordu. Yoğun bir programı vardı. Önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Abidin Paşa Köşkünü Milli Mücadele Merkezi olarak açma törenine katılacaktı. Orada partinin önceki genel başkanları, CHP'nin 12 Eylül darbesinde kapatıldığı dönemde CHP genel başkanı Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de vardı. Sonra da Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı 2024 Ödül Törenine. 2015'te Diyarbakır'da katledilen dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adına verilen ödül bu yıl Cumartesi annelerine verilmişti. Ödülün takdimine katılacak bir de konuşma yapacaktı. Bizim mahallelerde buna yalnızlığa itilme demezler. Epey arayanı, soranı, görüşeni olduğunu da biliyorum. Kılıçdaroğlu, Çetin, Karayalçın Örneğin Erdoğan'ın AK Parti'yi birlikte kurdu ama şimdi birlikte görünmekten özellikle uzak durduğu, AK Parti yetkililerinin de birlikte görünmekten çekildiği Abdullah Gül ve Bülent Arınç gibi değil durumu. Kimse onlara yalnızlığa itildiler demiyor. Kendi duruşları var neticede. CHP'de iç çekişme bitmiyor ama kavganın tarafları sonra bir şekilde birlikte durmayı da biliyor. Başka mahallelerde anarşi gibi görünüyor ama bizim mahallelerde buna iç demokrasi de demiyor. Örneğin Özel'in geçenlerde düzenlediği dış politika toplantısını parti yetkililerinin yanı sıra iki yanına Çetin ve Karayalçın'ı da alarak yaptı. Sağlık durumu el verdiğince Altan Öğmen de davet ediliyor hem siyasi hem Çankaya'daki gibi sosyal toplantılara. Erdoğan'ın konuyu açması ise depreşen Bay Kemal aşkı nedeniyle değildir. 31 Mart seçimine giden yolda CHP içindeki fayhatlarına daha fazla yük bindirme amaçlıdır özelde Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da bunun farkında olsalar gerek değil mi